Arkadaşlar merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte biliyorsunuz ki oyuna yeni sezon geldi. Hem yeni sezon geldi için 5 adet Royal Pass ilgimiz olacak hem de yeni rank kasma taktikleri tavsiyeleri videosuna hoş geldin. Biliyorsunuz bunu ben artık her sezon yapıyorum. alıştığınızı düşünüyorum. <laughs> öncelikle çekilişe katılmak isteyenlere hemen hızlı bir özet geçeyim. Aşağıdan klasik videomuzu beğeniyorsun. Yani bu her youtuberın istediği bir şey. Çünkü like attığınızda destek oluyorsunuz bizlere. Ayrıca youtube'a yeni bir sistem geldi. Like attığınızda hype diye de bir şey çıkıyor. Hype'larınız da varsa atarsanız çok tatlı olur. Şimdiden teşekkür ederim. Merak etmeyin paralı değil. Beleş. <laughs> 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 Satılık mısın lan sen? <laughs> Daha sonra çekilişe nasıl katılacağız derseniz bizim sponsorumuz Lider App'in üye olmanız gerekiyor. Linkini ben yorumlara bırakıyorum. Lider App'ine benim linkimden üye olduktan sonra buradan katıl kategorisine basıp buradan çekilişe katıl diyerek katılabilirsiniz. Çekiliş 3 gün 22 saat 20 dakika 12 saniye sonra açıklanacak. Yani ne zaman kısaca 20'sinde açıklanacak. Sadece buradan katıl diyerek katılabilirsiniz. Katılanlardan rastgele 5 kişi 130 lira bakiye gelecek. Bununla da isterseniz PUBG Mobile ID yükleme, Süreli ID yükleme keyfinize göre size kalmış bir şey. Şu an 125 lira ben gene de 130 verdim. Hani ne olur ne olmaz yani yaşadığımız yer belli ufak bir zam gelebilir. Ben riske atmadım. Kazandınız bakiyeyi istediğiniz herhangi bir oyunda harcayabilirsiniz. Keyfinizde kalmış tamamen. Bu arada ucuz ve güvenilir bir şekilde istediğiniz alışverişi de lider hepinden yapabiliriz. Benim linkimde New Yol alışverişi da ekstra olarak bana destek oluyorsunuz. Bu şekilde katılacaklar da benim linkimde New olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Fiyatlar da böyle bu şekilde. Ayrıca süreli ID yüklemede şöyle bir olay var. 1800 500 lira. 600-600 UC 200 lira. Peki işimizde de böyleydi. Katılmak isteyen varsa keyfi bilir katılabilir. Şimdi siz bu videoyu izlerken diyeceksiniz ki ya ben en kolay en hızlı nasıl Fatih olabilirim? Ferdi bize bunu göster. Ben tabii ki de size yine her sezon olduğu gibi tekli düğüş yeneği önereceğim ama başka yerde kasmak isterseniz nasıl kasabileceğinizi yine bu videoda anlatacağım. Ferdi bu tekli düğüş yeneği öve ve bitiremeden her sezon övüyorsun her sezonda kasıyorsun Fatih oluyorum diyen de var. Ya oğlum çok sıkıcı siz nasıl kasıyorsunuz bunu diyen de var. Şimdi öncelikli olarak sizlere tek düşün hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi ilk önce sizlere Fatih nasıl olunur? Bunu bir açıklamak istiyorum. Fatih olabilmeniz için gece 3.10 10 gece ilk e girmez gerekiyor. Veren kızı nasıl geçmesi gerekiyor? 3 ile 3.10 arası attığınız maçlar sayılmıyor. Yani 2.59'da 59da sıranız 510'sa Fatih olamazsınız. Ama 499'sa Fatih olursunuz. 500 olur musa bunu daha denemedim. Siz denemek isterseniz keyfiniz bilir. Ama kaçırırsanız bir gün fazla puan kasarsınız. Ben söyleyeyim o kadar riske atmayın. Ama asıl olayımız şu. Asıl nasıl oluyorsun? İlk 5'te giriyorsun Fatih'sin. Maçı 3'ü 5 geçe bitirip sıran istersen 101 olsun. Seni Fatih atmaz. 2-59'da o maç bitecek. 3 olmayacak zaten. 3 e 10 geçe de oyun Fatih atıyor. Yani 3'e 3 e, 3'te şey yapıyor. Diyor ki ya ben bunu mu atsam şunu mu atsam. Bakayım bu ilk 5'te girmiş diye o listeyi alıyor. 3 e 10 geçe hop bunları Fatih yapıyor. Bu kadar. Daha sonra en çok sorulardan sorulardan birisi şu. Fatih'ten ne zaman düşerim sorusunu soranlar da var. Tamam oldunuz. Bir de düşmesi kaldı. Hemen söyleyeyim. Fatih'ten düşmeniz için ilk 500'den düşmeniz gerekiyor. İlk 500'den bugün düştüğünüzde direkt bugün düşmüyorsunuz. Yine aynı şekilde gece düşüyorsun. O yüzden mesela bugün gündüz git eksi 200 ya akşam 250 kas. O gün o eksiği geri topla yine Fatih'te de kalırsın. Demek istediğim bu. Peki Ferdi bize taktik ver biz en hızlı nerede Fatih oluruz diyorsanız diye size şu şekilde söyleyeyim. Şu anda tek düşe eskilerin 3 günde 2'ye düştü. İlk 2 gün. As olursan sizi Fatih atar 3. günde böyle bir 4400'e çıkar. Normal şartlar altında birisi 2 gün boyunca zaten aktif sabahtan akşama kadar tek düşen her türlü Fatih oluyor. Ama işte benim vaktim kısıtlı. Ben günde kaç puan kastam şu ranktayım bu ranktayım olur muyum gibi sorular da var. Onları da cevaplayayım sizlere. Ben bu videoyu yeni sezon gelmeden bir gece önce çekiyorum. Açıkçası şu an ben bu videoyu çektiğimde gece 1-4 saat sonra yeni sezon gelecek. Kimseye söylemedim ama yeni sezon ben sıralama kastıyorum. Ben sıralamada da görürsünüz. Herkes şey soruyordu böyle canlı yeni sıralama kastıyorum. Niye o? Kastiyan mı? Yok kas Yo. diyorum. albi için şimdi sıralama kastiyan. Oğlum heyecandan mı lan? Neyse onu bunu boş verin. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Eğer tek düşerde günlük 100 puan kasarsanız. Bak günlük 100 puan kasarsanız. Fatih olma süreniz yaklaşık olarak bir ayı bulur. Sezon başından itibaren günlük 150 puan falan kasarsanız da 15-20 gün arasında Fatih olursunuz. Günlük 200 puan kasarsanız da 10 günde Fatih olursunuz. Tabi başladığınız rankında önemi var. Ama sizlere şunu söyleyeyim altından başlayıp da bir günde 200 puan kasmayın. O yüzden elinizden geldiğince düşük ranklarda daha fazla maç atıp daha fazla kasmaya çalışın. Yani şöyle söyleyeyim bir gün 300 kas diğer gün 200 kas diğer gün 150 kas. Mesela 10 günde Fatih olacağına 1 haftada olursun ve ne olur daha az puanla daha çabuk Fatih olursun. Sezon başı zaten bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Sezon başı Fatih puanı böyle günlük 150-200 puan artıyor sonra böyle düşüyor aşağı doğru. Mesela şu anda Fatih puanı günlük 7-8 puan artıyor. İlk 2 hafta dolduktan sonra günlük 30 puan falan artıyor. 20-30. Sonra bir ay oluyor bir bakması Fatih puanı 15 artıyor. Oradan sonra da böyle düşeye düşe gidiyor. Ta ki işte bu oyuna biliyorsunuz arton etkinliği geliyor. O gelene kadar böyle 7-8'e kadar düşüyor. arton 10 etkinliği gelince böyle 11-12'ye kadar çıkıyor. Sonra gene aynı yani. Ben eşli ya da takımlı kasmak isteyenler için de şunu söyleyeyim. Eşiniz ya da takımınız yoksa asla bulaşmayın. Çünkü tamamen eziyet çekersiniz. Yani kendinizi yıpratırsınız. Kendinizi yorarsınız. Hiç arkadaşınız yoksa var ama ben gene de tek kasayım diyorsanız. Ya işte takımı da tek kasayım falan filan o işlere girmeyin. İlla tekseniz tekli üşeni ya da beşeni seçin. Benim şahsi önerim üşeni. 5'ini de seçebilirsiniz ama ben pek önermiyorum. 5'in 2 haftadan sonra maç bulmuyor. Bak 2 haftadan sonra maç bulmuyor. Sallıyorum Fatih 150 puanın kalmış. Hadi 20 puanın kalmış. Düşünsene 20 puanın kala maç bulamıyorsun. Adam kalp krizi geçirir lan 20 puan kala düşsene zoruna gider. O yüzden burası sezon sonuna kadar da maç buluyor. Ben buraya öneriyorum. Bura her türlü avantajlı yani. Beş enemi, üç mi olayında dediğim gibi hangisini seviyorsanız kasabilirsiniz. Eşlisi takılması bunun beş enesi, üç fark etmez. Hani eşiniz varsa ben işte beş ene kastım diyen de olabilir. Karar sizin. Tamamen size bağlı. Ama dediğim gibi benim önerim yine tekli üç ene. Peki Ferdi biz rank başına girdik. Nasıl oynamalıyız gibi düşünceleriniz olursa zaten ben bu sezon videoları çektim. Tekli rank videolarını. isterseniz kanalımda var. Bakabilirsiniz. Ayrıca zaten canlı yayında sıralama rank başlarımda olacak icra için canlı yayına gelirseniz canlı yayında daha küçük bir şekilde nasıl oynadığımı görürsünüz. Ben açıkçası şu şekilde oynuyorum. Sizlere de tamamen bu şekilde öneririm. İlk önce moda atlayın. Çekebildiğiniz kadar killleri çekin. Abartmadan yani böyle 3 kilo alabiliyorsan 4 kilo al. 4 kilo alabiliyorsan 5 kilo al. Gidip de 5 kilden 10 kilo zıplama. Onu zaten beceremez. Ve şu anki modda biliyorsunuz ki doğma kartı için ortadaki kartı almanız gerekiyor. Hani orada asa var ya o kartı almanız gerekiyor. Benim sizlere önerim oradan 4 tane kart çıkıyor. 4 de moddan çıkıyor 8 tane kart abi. Ya başka bir rakibin o kartı almasını bekleyin ya da artık baktınız orası sularla kapanacağı zaman bir uyarı veriyor. Kendiniz sumo atıp almaya çalışın. Zaten 4 tane kart veriyor. 2 tane adam kalmış. Bir o kalmış. Bir sen kalmış kalmışsın sallıyorum örnek veriyorum. Ya sen alamayacaksan ona da aldırtma ya da ikiniz birden alın gidin oradan. Onu önerebilirim yani. Neyse ben yine tekrardan başa döneyim. Gittim moddan ne yaptım 4-5 kilo aldın canlama kartını almadan öldün ya da 0 kilo öldün fark etmez. Daha sonra gidiyorsun rankına göre bu tabii ki de değişir. Her rankta eksi yediğiniz bir durum vardır. İşte örnek veriyorum. Taş liginde ilk 40'a girmende eksi yersin. Az ilk 30'a girmende eksi yersin buralara kadar hayatta kalmaya çalış. Ferdi nasıl hayatta kalabiliriz derseniz ister gidin alan dışı yatın isterseniz alan içi yatın. Benim sizlere önerim bir tane ev belirleyin. Bu ev alandayken de yatın alan dışı iken de yatın ama bir rakip geldiğinde ses vermeyin. Orada ne taktiğimiz giriyor yılan yap Fatih ol. Nasıl yani Ferdi diyeceksiniz. Dediğim gibi modda gidiyorsun kilini aldın ya ondan yatıyorsun bir köşeye. Daha sonra kaç kişi kalmış abi? 30. Aa ben bu saatten sonra artı alacağım. Oyna abi adamı. Bak vurabileceğine inanıyorsan oyna ama 70 kişi varken de gidip millete rush atma. Ya işte moddan 0 kill öldüm gideyim de bir millete salça olayım diyorsun. Ondan sonra o salça yüzüne bulaşıyor. Eksi yiyorsun oturuyorsun ağlıyorsun. Sonra Ferdi ben tek de Fatih olamadım. Tabi tabi. Aynen. Kendi suçunu bana at. Benim hiçbir suçum yok valla. Ben takdim anlatıyor. Ve ben bunu yaparak bilenler bilir. 2-3 sezon önce kılıç modu geldiğinde 8405 puan yapıp tekli uçayan rekorunu almıştım. Globalde 2 almıştım. Global 1'deki adam maça 4-5 kişi girdiysen onu kıramadık. 9200 mü ne yapmıştı o da? Maç başı gidiyorsun. Kilini alıyorsun. Ya tamam ferdi anladık. Maç başı gidiyoruz ki ya tamam devamını anlat diyorsun şu an. Hissediyorum. Hissediyorum. Tamam devamını anlatıyorum. Ondan sonra son alana giriyorsun abi. kil alabileceksen killerini son alana al bak alan ortası değil de böyle bir tane ev alırsanız işte ne bileyim dipten mesela bir ev alırsanız alan dışı alana gelenler oluyor arabayla gelenler oluyor böyle balkonlu evler vesaire var mesela balkonlu bir eve çıkıp m 4üne atak tak bir 3x 4x bak keyfin abi yoldan geçenlere tara korkma zaten sen artık artıyı alacaksın Bırak vurursan bir kil fazla olsun. Bir kil fazla al. Ben mesela her zaman 7-8 KD ile Fatih oluyorum. Beni bilenler bilir. En az 100 tane hesap Fatih'e kastım. Kendi hesabımda test sezon 15'ten beri full Fatih. Verdi hiç B'şe de başka yerlerde kalsın mı derseniz. S12'de B'şe takımlı Fatih'e kastım. C1, S2'de de ben Üşen'e takımlı Fatih'e kastım. Hani oralarda da Fatih oldum ama ben önermiyorum abi. Tek bir Üşen'e kafan rahat anladın mı? Rahat rahat Fatih olursun. Sezon sonu puan biraz yükseliyor. O konuda yapabileceğim bir şey yok. Benim puanım 6300 ama bu sezon 6178 ile bitti. Şimdi siz bugün oyunda ilk kez rakı kasarken şunu da göreceksiniz. Bir bakacaksınız Fatih puanı bugün ilk gün ya. Burası 6100 bilmem parça. Oha lan nasıl ilk günden diyeceksiniz. Telaş etmeyin. Bu arada bilmeyen varsa diye bunu da söyleyeyim. Buraya bastığınızda Fatih asgari puan gözüküyor. Buradaki puan dün gece insanlara Fatih olduğu puan. Nasıl yani bugün ayın bu videoyu çekerken 16'sı mesela tamam mı? Adamların burada ayın 15'inde gece 3'te kaçta Fatih olduğu gözüküyor. Yani aslında ayın 16'sı da nasıl anlatayım anladığını düşünüyorum. Yani o gece insanların Fatih olduğu puanı görüyorsun. Bu puan her gün gece 3-10 gece güncelleniyor. Ve orada o an insanların Fatih olduğu puan gözüküyor. Sen eğer o gün Fatih olacaksan o puanı bir kere geçmen gerekiyor. Daha sonra ilk 500'e girmen gerekiyor ve ilk 500'e kalman gerekiyor. Eğer 501 olursan Fatih olamıyorsun. Bir gün gece olursan o bir günün acısını ekstra puan kasarak ödersin. Fatih olduk çerçeve alırken işte eksi yesem sıkıntı olur mu artı mı alsam falan gibi düşünenler var. Fatih'te kalmak istiyorsanız artı alın ama ben daha fazla tek girmeyeceğim. Yeter bu kadar gazer olduğum falan derseniz diye söylüyorum. Fatih olduktan sonra 24 saat Fatih'ten düşmüyorsunuz. 5 maç boyunca istersen git atla öl, istersen git Artal, al. Keyfine bağlı. Tamamen burada karar senin. Ben mesela kafama göre bazen video çıksın diye 5 maç eksiyorum sonra canlı yayında gene tekli oynayınca gene Fatih'e çıkıyorum bir şey değişmiyor. Ha benim önerim tekli devam etmeyeceksen gir kardeşim otur o gün full istersen eksiye gece 3 10 geçeye kadar tekrar düşmez. Onun harici benim eşim var takımım var diye düşünenler varsa tabi ki değişti ve takımlar rankası bilirsiniz ama genelde her sezon yaşanan olayı sizlere söyleyeyim. Genellikle birkaç gün sonra canlı yerime gelip şunu yazıyorlar abi işte eşlik asıyorduk arkadaşım bıraktı tekliye dönsem Fatih olur muyum? Abi işte takımım vardı takımının şöyleydi böyleydi böyle oldu falan filan deyip takımı da bırakan olanlar oluyor. Hani benim o yüzden önerim kasarsanız kasın ama yine tekli üşen diyorum Ama yok ben illa hocam derseniz orada da aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Hatta benim sizlere önerim şu olur. Tek başınıza gireceğinizde en kötü şunu yapabilirsiniz rastgele takım modunu açıp hani takıma şey diyebilirsiniz rank kasacak var mı ama takımda fatih olmak birazcık zor yani sizi yorar hani takımı benim önerim şu olur sizlere as ustası ya da otorite ya da asa falan kasıyorsanız ne yapabilirsiniz sezonun böyle ortalarına doğru başladığınızda sizlere daha çok puan verir. E sen nasıl oluyor derseniz sizlere şunu söyleyeyim aynı zamanda şunu da söyleyeyim tekli hakkında. Tekli Lüşen'e Platin ve Elmas Ligi en zor ranktır. Kaç 5 ligini görebilirsen bu senin Fatih olabileceğin anlamına gelir. Çünkü Tekli de şöyle söyleyeyim sana. Platin liginde aldığın puanı taşta da alıyor. Mesela Elmas'ta kaç puan veriyorsa Aslı da veriyor. Ama niye ise elmas da az veriyor. Yani elmas da 20 puan alıyorsun. da 30 alıyorsun. Lan diyor oğlum bu niye bana elmas da bu kadar az veriyor. Burada bu kadar çok veriyor. Takımlı olayına da gelirsek. Dediğim gibi eğer az as, az ya da otoriteye kalacaksanız. Ben sizlere sezon ortası başlamanızı öneririm. Çünkü sezon başı örnek veriyorum. Asla 30 puan veriyorsa. Ortasında 40 veriyor. Hani daha az maçta daha az doğruya ulaşabilirsiniz. Öyle düşünün bunu. Tekli üşeğe şunu tekrardan söyleyeyim. Bu videoda söylemediğim şeyi söylüyorum. Eğer maç sonu çok adam kalırsa bilin ki o maç baya baya puan verecek. Böyle birazcık da kill tabii ki de alın ama hayatta kalmaya da oynayın. Mesela son alanda 30 kişi kalmış tamam mı yer yok. Abi gez bagiyle bak o maç nasıl diyeyim sana şöyle söyleyeyim. Senin 5 killin var 10. oldun tamam mı? Benim de 3 killim var 3. oldum 4. oldum aynı puan alırız bu yani. Eğer maç çok sağlamsa elinden geldiğince hayatta kalmaya oyna ve ne kadar hayatta kalırsan daha çok puan alırsın. Win aldığınız zaman artı 5 gibi düşünün. Normalde o maç 20 puan alıyorsanız 25 puan veriyormuş gibi düşünün. O yüzden benim sizlere önerim elinizden geldiğince win alma odaklı oynayın. Ama win alayım derken de gördüğünüz açıktaki killleri de vurmamazlık yapmayın. Vurun oğlum. Bir kill, bir kill Bazen öleceğini bilsen de dene. Vur. Ben öyle yapıyorum. Son alanda mesela bu sezon çok fazla yılan olacağını düşünüyorum ama uçan balıklar da var şey vatoz balıklar ben ona tükürükçü diyorum bu arada mesela vatoz balıklarıyla abi son alanda adama bir tane tükürün takla atıyor tamam mı vatozu aşağı indirip atlarsanız paraşütü açılmıyor ama vatoz yukarıdayken atlarsanız Karüstü açıyor haberiniz olsun. Bu şekilde de çok kil çekebilirsiniz. Ben bayağı kil çekiyorum. Hani sizlere öneridir bu. Ama tuz balığınız yoksa tekli en çok kullanabileceğiniz araç bana göre bagidir. Ama dikkat edin arka lastiklerini patlatmasınlar. Patlatırlarsa böyle bir drift atarsınız söyleyeyim. Rankınız ne olursa olsun altın, platin, taç falan az bilmem ne başka da rank kalmadı zaten hiçbir zaman fark etmiyor. Sadece tek yapmanız gereken rank kasmanız. Eğer rank kasarsanız hangi rankta olursanız olun Fatih olursunuz bu her zaman her sezon bu şekilde böyle olmaya devam edecek O yüzden ya işte sezonun ortası geldi ben daha hiç başlamadım Fatih olur muyum gibi düşünmeyin Sezonun son iki haftası gelmediği sürece çok rahat Fatih'i yetiştirebilirsiniz Son iki haftada sabahtan akşama kadar oynamak gerekiyormuş gibi düşünün Bir de, de 6.000'e kasmanız gerektiğini düşünün Yani bir 4.200 4.500 hadi 5.000'de Fatih olmak var bir de, de 6.000'e kasmak var Yani o 1.000 puanı niye boşa kastın anladın mı demek istediğimi Kas erkenden söz on Kafan rahat olsun abi. Yani bu videoda elimden gelince sizlere güzel tavsiyeler vermeye çalıştım. Kanalda yine rank katı taktikleri tabii ki de paylaşacağım. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazın. Elimden gelince cevaplarım. Yayınlarda da sorabilirsiniz bunu. Benim sizlere önerilerim bu şekildeydi. Umarım video size gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. İnşallah Fatih olursun. Ferde kaçar. Bay bay.